Evet, panel programının bu bölümünün konu başlığı savunma sanayinden sivil sektörlere milli teknoloji hamlesi. Efendim 20 yıl kadar önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın başlattığı milli teknoloji hamlesi esasen Saha İstanbul'un da varoluş nedeni. Bildiğiniz gibi Saha İstanbul, Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranını artırmak, bu sektörlerin uluslararası rekabette üst seviyelere taşınabilmeleri için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek misyonuyla hayat buldu ve bakanlığımızla uyum içinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda kurulduğu 2015'ten bu yana ülkemiz ve tüm dünya için pek çok nitelikli ürün ve teknoloji üretimine öncülük etti. Çalışmalarına da hız kesmeden ve kararlılıkla devam ediyor. Efendim sözü fazla uzatmadan, milli teknoloji hamlesinin tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirileceği günün üçüncü panelinin saygıdeğer konuşmacılarını sizlere seslenmeleri üzere sahnedeki yerlerini almaya davet edeceğim. Panelin moderatörlüğünü Saha Expo 2021'e ev sahipliği yapan Saha İstanbul'un da yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda Baykar Savunma Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar üstleniyor. Kendilerini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Bayraktar'la birlikte karşılayacağız diğer konuşmacılarımızı. Evet değerli konuklar, davet edeceğim ilk konuşmacımızsa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır olacak. Hoş geldiler. Hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Doktor Taha Koç'u bekliyoruz sahneye. Şimdi ise Türksel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gediz Sezgin gelecekler. Ve panelimize fikirleri ve tecrübesiyle değer katacak son konuşmacımız TürkSat Genel Müdürü Sayın Hasan Hüseyin Ertok. Evet Sayın Bayraktar, panel yönetimi için söz sizindir efendim. Değerli konuklar, iyi seyirler. Evet, hepiniz hoş geldiniz değerli konuklar. Bugün burada savunma sanayinden sivil sektörlere milli teknoloji hamlesi başlığı altında panelimizi düzenliyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Sayın Fatih Kaçır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız. Kendisi milli teknoloji hamlesi vizyonunun mimarlarından. Yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Sayın Ali Taha Koç aramızda. Türksel Teknoloji Liderimiz Sayın Gediz Sezgin. Ve TürkSat Genel Müdürümüz Hasan Hüseyin Ertok aramızda. Şimdi tabii malumunuz Saha Expo da bunun bir göstergesi. Savunma sanayi çok dinamik. Son 20 yılda ortaya konulan başarı örnekleriyle devamlı kamuoyunun gözünün önünde olan bir sektör. İşte bundan 20 yıl önce 60 proje vardı. Şimdi 750 projeden bahsediyoruz. İşte 17 firma vardı. Görüyorsunuz ne kadar derinlemesine detaylarıyla 1700'ün aşkın firmamız var. Gerçekten milli teknoloji hamlesi vizyonu tüm derinliğiyle bu alanda savunmada kendi başarı örneklerini sergiliyor, sergilemeye devam ediyor. Bunu da daha ileriye taşımak için ülke olarak el birliğiyle birçok çalışmalar var. Ama bugünkü gündemimiz bizim. Biz buradaki ortaya konulan modelde iyi olan hususları, iyi olan detayları diğer sektörlerde nasıl ele alınabilir veya neler yapılıyor bu konuda? Aslında biraz bunları birlikte ele almak istiyoruz. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız da burada bulmuşken ben kendisine bu konuda bir soru iletmek istiyorum. Yani savunma sanayi gerçekten birçok Ar-Ge çalışanı olan, mesela en son yoğun bakım vantilatör cihazıyla savunma sanayi firmaları bir araya geldi. Bu alanda bir başarı örneği sergiledi. Yine Sanayi Teknoloji Bakanlığı son dönemde çok önemli atılımlar yapıyor. İşte fen lisesi açıyor TÜBİTAK bünyesinde veya 42 diye bir yazılım okulu modeli. Yani insan odaklı çok ciddi çalışmalar var ve bütün bu çalışmalarla ve milli teknoloji hamlesi vizyonunun da aslında ana rolünü, taşıyıcı rolünü üstleniyor bir anlamda. Tabii savunma sanayinde bir savunma sanayi başkanlığı var. Projeleri kurgulayan, modelleyen. Ama diğer tarafta sivil sektör dediğimiz zaman birçok sektör var. Bu anlamda biz bu vizyonu gerçekten bu sivil sektörlere taşıma konusunda ben kendisinin bakanlık olarak bu anlamda ne seviyede olduğumuzu ve kendisinin bu anlamdaki vizyonunu iletmek istiyorum.
Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Ben önce Saha İstanbul'u bu fuar dolayısıyla, Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Gerçekten ekosistemin büyüklüğünü de hem yurt içine hem yurt dışına, uluslararası arenaya gösteren çok önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyorum. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Yine fuara katılan bütün girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı da tebrik ediyorum. Zira KOBİ'sinden büyük ölçekli firmaların aslında Türkiye'nin savunma sanayindeki başarı hikayesinin mimarı girişimcilerimiz, yatırımcılarımız, üreticilerimiz. Onların da burada yeni nesil teknoloji ürünlerini, geleceğin teknolojilerine yönelik hazırlıklarını bizler de diğer ziyaretçilerimizle birlikte görmüş olduk. İnşallah bu programdan sonra da daha detaylı görmeye devam edeceğiz. Tabii ben açıkçası bu başlığın Türkiye ekonomisinin 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrası için çok hayati bir soru taşıdığını düşünüyorum. Yani Türkiye gerçekten de ekonomide belki en öne çıkan başarıyı savunma sanayinde göstermiş oldu. Ve bu başarı hikayesini diğer sektörlere transfer etme kabiliyetimiz aslında 2030 Türkiye'sinin, 2050 Türkiye'sinin dünya arenasındaki yerini de belirleyecek diye düşünüyorum. İşte malumunuz artık hepimiz bunları çok iyi biliyoruz. %20'lerden %70'lere gelen yerlilik oranlarıyla kritik bütün sistemlerini, hatta artık alt sistemleri, çekirdek bileşenleri, teknolojileri yerleştirme kabiliyetiyle savunma sanayi pek çok sektörün önüne geçmiş oldu. Şimdi tabii bu hem ekonomik açıdan çok kıymetli hem de bağımsızlık açısından çok kıymetli, ama bu başlık, bu programın başlığı herhalde şunu vurguluyor. Hem ekonomik açıdan hem bağımsızlığımız açısından en az savunma sanayi kadar kıymetli olan diğer sektörlerde de benzer bir başarıyı elde edip edemeyeceğimiz sorusu. Yani finans teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, gıda teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde, ulaştırma teknolojilerinde kritik sistemleri, kritik ürünleri Türkiye'ye yerleştirmeyi başarabilecek mi? İhtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı başarabilecek mi? Ve aynı zamanda şimdi ihracatta da savunma sanayi çok öne çıkıyor. İşte sizin başarınız belki en öne çıkan başarılardan biri oldu Baykar tarafında. Yani %70, %80 ihracat geliri elde eden şirketleri var artık Türkiye'nin savunma sanayinde. Dolayısıyla diğer sektörlerde de böylesine bir başarıyı elde edebilecek miyiz sorusu. Şimdi bu sorunun iki cevabı olduğunu düşünüyorum. Ben bir, savunma sanayinin aslında iki oyuncusunun biri kamu, diğeri de özel sektör. Dolayısıyla bu sorunun cevabında da hem kamuya hem özel sektöre çok iş düştüğüne inanıyorum. Şimdi kamu tarafında tabii savunma sanayinden aldığımız en temel ilham şu, Türkiye bütün bu başarı hikayesini aslında 10 yıllık, 15 yıllık uzun vadeli ve kamu özel sektör koordinasyonuyla ilerleyen projelere borçlu. Yani bugünün ihtiyaçlarına değil, 5, 10, 15 yıl sonrasının ihtiyaçlarına yönelik kamu planlamasının yapılması ve özel sektöründe bu planlama doğrultusunda harekete geçirilmesi aslında bu başarıları getirdi Türkiye'ye. Şimdi bunun bir benzerini inşallah sivil alanda da hayata geçirmeye gayret ediyoruz. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir yandan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini, bir yandan bunun bütün sektörler için alt stratejilerini, işte mobilite teknolojilerinden 5G ve ötesi bağlantı teknolojilerine, akıllı yaşam sağlık teknolojilerinden dijital dönüşüm ofisimizle birlikte yapay zekaya kadar tüm alt stratejilerini çok geniş ve uzun vadeli planlamalarla hazırlamış olduk. Bir yandan da doğrudan uygulamayı hayata geçirmeye başladık aslında. Bir teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını hayata geçiriyoruz. Bu program aslında ilk kez savunma sanayindekine benzer şekilde Ar-Ge ve yatırım üretim yaklaşımlarının bütünleştiği bir program oldu. Yani biz geçmiş dönemde ne yapıyorduk? TÜBİTAK kanalıyla bir takım Ar-Ge projeleri destekliyorduk. Bunların da yatırıma üretime dönüşmesini ümit ediyorduk. Ama bir kısmı yatırıma dönüştüğü gibi önemli bir kısmı da henüz yatırıma üretime dönüşmemiş oldu pek çok TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesinin. Öbür tarafta KOSGEB ya da bakanlık imkanlarıyla ne yapıyorduk? İşte yatırımları doğrudan desteklemeye, hibeler ya da vergi indirimleri yoluyla teşvik etmeye gayret ediyorduk. Ama desteklediğimiz, teşvik ettiğimiz yatırımlarda ne kadar bir know-how birikimi, ne kadar uzun dönemli Ar-Ge yetkinliği kazanıldığı sorusunun cevabı biraz açıkta kalıyordu. Savunma sanayinde ise başarı nereden geldi? Aslında yerli katma değer, kritik teknolojilerin milli olarak geliştirilmesi, projelerde Ar-Ge ayağının planlanması ve uzun dönemli yatırım üretimin kamu alımları yoluyla desteklenmesi
zincirinin uçtan uca gerçekleşmesiyle geldi. İşte şimdi hamle programıyla biz ilk kez diğer tüm alanlarda, sivil alanlarda bu Ar-Ge ve yatırım üretim yaklaşımını bütünleştirmiş olduk. Bir şey daha yaptık. Malumunuz en çok konuştuğumuz hususlardan biri Türkiye'de cari açık meselesidir. Türkiye bir takım yüksek teknoloji sektörlerinde, ürünlerinde cari açık vermekte olan bir ülke. Ve her dönemde aslında biz bu cari açığı kalıcı olarak nasıl ortadan kaldırabiliriz'in cevabını hep beraber arıyoruz. Bunun en temel cevabı Türkiye'yi yatırıma, üretime, ihracata yönlendirmekten geçiyor. Biz orta yüksek ve yüksek teknolojili tüm sektörlerde yoğun olarak ithal ettiğimiz ürün gruplarını listeledik. Bunları tek tek sektörlerimizle bir araya geldik, çalıştık. Bunların içinden halen trendi pozitif olanların, yani dünyada daha fazla ticarete konu olmaya devam edenlerin hangileri olduğunu ortaya çıkardık. 919 ürünü öncelikli ürün listesi olarak kamuoyuna sunduk. Bu 919 ürün Türkiye'nin her yıl aşağı yukarı 60 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği, 51 milyar dolar cari açık verdiği ürünler. Dedik ki bu önemli bir yaklaşım ama tek başına yeterli değil. Çünkü bu nihayetinde dikiz aynasından bize geçmişi gösteriyor. Yani hali hazırda geçmişte neleri ithal ettiğimizi gösteriyor. Ama bir de bazı işler var ki bugünden yatırımı, üretimi gerçekleştirmezsek bugün bu listelerde olmasa da 5-10 yıl sonra bu listelerde öne çıkmaya başlayacak yükselen yeni nesil teknolojiler. Bunları da bu öncelikli ürün yaklaşımına dahil ettik ve kamuoyuna bu alanlarda Ar-Ge ve yatırım projelerini bütüncül olarak destekleyeceğimizi duyurduk. Ve bu yıl 4 çağrıya peşi sıra çıktık. Mobilite teknolojileri, üretimde yapısal dönüşüm, dijital dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri gibi çağrılarla başvuruları kabul ettik. Ekosistemden de çok büyük bir ilgi alaka gördük. Şimdi hamle programının artık destek dönemine geçmiş durumdayız. İnşallah bu destek dönemiyle birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye bütün bu alanlarda büyük bir sıçrama gerçekleştirecek. Yine savunma sanayinden ilham almamız gereken bir unsurun en üst düzeyde karar mekanizmasının oluşturulması olduğunu gördük. Malumunuz savunma sanayinde bütün kritik kararlar savunma sanayi icra komitesi tarafından alınıyor. Siz de sık sık konuşmalarınızda vurguluyorsunuz. Türkiye'nin bugün elde ettiği milli insansız hava araçları projesindeki başarı 2004 yılında bir SİSİK toplantısında 100 milyar dolarlık ithalat planının üstünün çizilmesiyle başlamıştır diye. Bu önemli bir şey. Yani devletin Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bakanların, diğer ilgililerin olduğu bir savunma sanayi icra komitesi eliyle en kritik kararları vermesi elbette bütün bürokrasinin de bu kararlar doğrultusunda hizalanmasını beraberinde getiriyor. Bundan ilhamla sivil alanlarda da benzer bir yaklaşımın ortaya konması, kamu politikalarının, kamu alımlarının doğrudan en üst düzeyde planlanabilmesi için Sanayileşme İcra Komitesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla kurmuş olduk. Bu komitede de yine ilgili bakanlarımız ve diğer ilgililer görev almış olacaklar ve Türkiye'nin tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi benzer başarıları uzun vadeli planlamalar eliyle hayata geçirmesi için bu komitenin çalışmaları önemli rol oynayacak. Bir diğer husus tabii doğrudan kamu alımlarında yerlilik tercihinin ne düzeyde olduğu meselesi. Bu aslında 70-80 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir husus. Yani 70-80 yıl geriye dahi gittiğimizde kamu alımlarında yerli ürünlere hangi avantajların tanınabileceğine dair bir takım mevzuatların, kararların, genelgelerin yayımlandığını görürüz. Fakat burada istediğimiz düzeyde olduğumuzu maalesef halen söyleyemeyiz. İşte hem SAİK çalışmaları bu konuda çok daha güçlü bir izleme ve yönlendirme gerçekleştiriyor olacak. Hem de önümüzdeki dönemde inşallah bakanlık olarak hayata geçireceğimiz ilave düzenlemelerle bu kamu alımları meselesindeki yerlilik unsurunun, millilik unsurunun en üst düzeyde değerlendirmesini sağlayacağız. Tabii kamu alımları dediğimizde sadece doğrudan kamunun gerçekleştirdiği alımlardan da bahsetmiyoruz. Kamu otoritesi eliyle işte haberleşme gibi ya da havacılık gibi alanlarda verilen lisanslar yoluyla gerçekleşecek yatırımlardaki yerlilik tercihlerini de çok önemli görüyoruz. Burada TürkSat ve TürkSel yöneticilerimiz de bizimle birlikteler. Belki onlar kendi sahalarıyla ilgili çalışmalara da daha fazla atıf yapacaklardır. Ama bu alanların her biri kocaman yerlilik fırsatları doğuruyor.
ve bu yerlilik fırsatları Türkiye'nin ekonomide yeni bir büyüme hikayesi yazması için gerçekten bir kaldıraç niteliği taşıyor. Ama nihayetinde savunma sanayindeki bütün başarının da merkezinde insan var. Dolayısıyla insan kıymetine, beşeri sermayeye yaptığımız, yapacağımız yatırımlar aslında başarı hikayesini diğer alanlara yaygınlaştırabilmemizin de önünü açacak diye biz düşünüyoruz. Bu doğrultuda siz ifade ettiniz. Yeri geldiğinde Türkiye'de örnek bir model olsun niyetiyle TÜBİTAK Fen Lisesi'ni kurmuş olduk. Deney yapları ülke genelini hep birlikte yaygınlaştırıyoruz. Hali hazırda 55 ilimizde 66 deney yap teknoloji atölyesinde ortaokulun başından itibaren özel yetenekli öğrencileri tespit ediyoruz. Onları okul eğitimine ilave olarak 3 yıl boyunca robotik, kodlama, siber güvenlik, üretim, tasarım, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi alanlarda tümüyle takım çalışması ve yaparak öğrenme esaslı eğitimlere dahil ediyoruz. Teknofest malumunuz Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dünyanın en büyük festivali olarak 4 yıldır ülkemizde düzenleniyor. Bunu tek başımıza yapmıyoruz 70'ten fazla paydaşımızla. Bu sahnedeki herkes bizim paydaşımız aslında. Dinleyicilerimizin de önemli bir kısmı zannediyorum bizim paydaşımızdır. Dolayısıyla hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sanayi doktora programıyla doktora çalışmalarının sanayinin problemlerine çözüm geliştirme odaklı gerçekleşmesine imkan tanıyoruz. Hali hazırda 2000'den fazla sanayi doktora programında sanayide eğitimlerini tamamlamak üzere olan bursiyerimiz bulunuyor. Dünyanın kendi alanında öne çıkmış lider araştırmacılarını ülkemize davet ediyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla MIT, Stanford, Yale gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacıları ülkemize kazandırmış olduk. İlk yılında 127 araştırmacımız bu programla ülkemize geldi. Bu yılda inşallah en az 100 araştırmacımızla programı sürdürüyor olacağız. Yani biz kamu tarafında aslında meselenin bütün bileşenleriyle ilgili özel sektörümüzün ve sivil toplumumuzun da katkısıyla yoğun bir çaba içindeyiz. Ama özel sektör tarafında da yapılacaklar olduğunu düşünüyorum ben. Biraz uzun bir cevap oldu ama böyle bağlayacağım inşallah. Tabii ciddi bir birikim oluştu savunma sanayi şirketlerimizde. Ben bu birikimin bu şirketlerden spin-off yapacak yeni girişimler eliyle sivil alanlara transferini çok önemsiyorum. Yani işte insansız hava araçları alanında çalışan şirketlerimiz elbette ki sivil alanda kullanılacak drone teknolojilerinde ya da uçan araç teknolojilerinde öncü şirketler olmaya aday diye düşünüyorum. Ya da tank motoru geliştirme konusunda çalışan bir şirketimiz elbette ki gemi motorları konusunda da öncü olmaya adaydır diye düşünüyorum. Ya da turbo motor alanında çalışan bir şirketimiz gaz türbinleri geliştirme konusunda öncü olmaya adaydır diye düşünüyorum. Ama bu öncü olma rolünü nasıl ortaya çıkaracağımıza hep birlikte daha fazla odaklanmalıyız. Bu şirketlerimiz kendi bünyelerinde ya da yanı başlarında kuluçka merkezleri, hızlandırma merkezleri kurarak bir takım startuplarla işbirlikleri yapabilirler. Ya da kendi bünyelerinden kendi araştırmacılarının öncülük ettiği spin-off şirketler doğurabilirler diye düşünüyorum. Biz bütün bu yapılanmaları da desteklemeye hazırız. Ama bu konuda biraz hızlanmalıyız. Dünyadaki örneklere baktığımızda startup ekosistemini hızlı büyüten pek çok ülkede aslında savunma sanayinden bu modellerin neşet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle büyük ölçekli savunma sanayi şirketlerimizin Aselsan gibi, Roketsan gibi, Havelsan gibi vakıf şirketlerini de buna dahil ederek söylüyorum. Kendi içlerinden spin-off çıkarma konusunda daha yoğun bir çaba göstermelerini ve startup ekosistemiyle daha yoğun işbirliği yapmalarını bekliyoruz biz. Bu işbirliğini biraz zorlayıcı bir unsur olarak da bu yıl malumunuz Ar-Ge destekleri konusunda önemli bir adım attık. Teknopark firmalarımızdan ya da Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizden belli bir ölçeğin üzerinde vergi indirimleri elde etmekte olanların elde ettikleri vergi indirimlerinin bir kısmını startup ekosistemine yatırım olarak döndürmeleri konusunda bir kanun değişikliği meclisimizden geçmiş oldu bu yıl. 2022'den itibaren artık uygulama dönemi başlıyor. Dolayısıyla bu da aslında bu arzu ettiğimiz büyük şirket startup etkileşiminin önümüzdeki dönemde daha ileri bir noktaya taşınmasını sağlayacak diye ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Bakanım. Böylesine gerçekten kapsayıcı, özellikle katma değer odaklı ve insan odaklı yeni modellerle savunma sanayinden de ilham alınacak şekilde çalışmalarınızla ilgili bilgilendirdiğiniz için. Bu kapsamda siz de bahsettiniz, yani son yaşadığımız pandemi sürecinde
dijitalleşmenin önemi iyice arttı. Biraz oradan ben devam etmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında Dijital Dönüşüm Başkanlığımızla birlikte sizin bakanlığınız yine yapay zeka stratejisini yayınladı. Bir yandan bizim yine dünyadaki diğer ülkelere de örnek olacak seviyede gerçekten başarılı olan bir e-devlet uygulamamız var. Çok ciddi anlamda fazla sayıda hizmeti içinde barındıran. Biraz başkanımızdan bu yapay zeka stratejisinin kamudaki bu e-devlet uygulamasıyla bu alana yönelik vizyonunu dinlemek istiyorum. Olur. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, öncelikle Saha Expo, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumuzu söylemek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Tabii biz Dijital Dönüşüm Ofisi olarak yeni kurulmamıza rağmen Ulaştırma Bakanlığımız zamandan kalma bir e-devlet kapımız vardı. Biz bunu tabii biraz daha vatandaş odaklı hale getirip Dijital Türkiye Portali olarak isimlendirmek istiyoruz. Çünkü sadece devletin değil bütün kurumların hizmetlerinin olduğu bir portal haline getirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2008 yılında açıldı esasında e-devlet. Eğer e-devletin yaşına bakarsanız 14 yaşında şu anda, 13,5 yaşında. Açıldığı zaman sadece 22 tane hizmetin olduğu bir kapı. Ama şu anda geldiğimiz noktada 6087 yani 6100'e yakın hizmetin olduğu çok büyük bir portal. Eğer dünyadaki devletlere baktığımız zaman bu kadar dijital hizmeti veren bir başka bir devlet yok. Yani biz elimizden geldiğince belediyelerimizden tutun, bütün bakanlıklarımıza kadar bütün hizmetlerini dijital platformlarda vermelerini istiyoruz ve bunu da talep ediyoruz. Bu anlamda da bütün bakanlıklarımızla beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şimdi bu hizmetlerin olması yeterli değil. Biz kullanıcılarımızın da buna adapte olmalarını ve kullanmalarını istiyoruz. Şu anda en son gelmeden önce baktığım 57.1 milyon kullanıcımız var. Yani Türkiye'nin en büyük sosyal ağı diyebiliriz esasında e-devlet. 57.1 milyon kullanıcısı olan başka bir devlet ağı yok şu anda. Bunu şunu da söylemek istiyorum. Esasında kullanıcıların dışında bir de kullanım rakamlarını biz yakından takip ediyoruz. Özellikle Covid döneminde pandeminin etkisiyle fiziksel olarak hizmet almanın çok zorlaştığı bir dönemde geçen seneyi 2.4 milyar kez girişle kapattık. Bu sene şu anda 2.6 milyar ve hedefimiz sene sonunda 3 milyar. Peki bu 3 milyar rakamı ne demek oluyor? 3 milyar kez vatandaşımızın herhangi bir kamu kurumuna gitmeden hizmetini oturduğu yerden 7/24 istediği yerden alabilme özgürlüğü ve mutluluğunu gösteriyor. Bu 3 milyar kezin yapılan işlemin bir ekonomik getirisi de var sonuç olarak tasarruftan tutun da hizmetin hızına kadar. Şimdi biz bunu da hep yakından takip ediyoruz. Mesela bir espri olarak da söylüyorum. 18-24 yaş arasındaki vatandaşlarımıza, gençlerimize sorduk. Adli sicil belgesini hangi kurum verir diye sorduk. Cevap e-devlet. Artık yani o genç arkadaşlar Adalet Bakanlığımızın verdiği bir hizmet olduğunu unutmuşlar. Çünkü bizim amacımız bu. Dijital hizmetlerin tek bir yerden verilmesi ve e-devlet kapısının kamunun bütün hizmetlerinin verildiği bir portal haline dönüşmesi. Çünkü vatandaşımız devlete dijital anlamda gittiği yerde hangi bakanlığın hangi hizmeti olduğunu bilmesine gerek yok. Ama hizmeti alması gerekiyor. Bu anlamda da biz yeni bir memnuniyet anketi yaptık ve yaklaşık olarak %95 oranlarına çıktı memnuniyet anketimiz. Ama şu anda sorulan şeylerden birisi de eskiden hizmetleri rahat bulabiliyorduk. Şu anda 6000 tane hizmet var. Bu hizmetleri nasıl bulacağız? Çünkü onun için bir arama motoru yaptık. Yapay zeka ile bir arama motoru yaptık ama sonra dedik ki vatandaşlarımız için kolaylaştıralım diye bu hizmetleri bakanlık ayırmak yerine konsept bazlı yani konu bazlı hizmetlere doğru döndük. Hepimizin arabası var. Şimdi ne yaptık? Araçlarınızla ilgili bir hizmeti tek bir pencere içine soktuk. Ama bu hizmetin içinde İçişleri Bakanlığı'nın trafik cezası da var. HGS, ÖGS geçişi var Ulaştırma Bakanlığı'nın. Vergi ödemesi var Hazine Bakanlığı'nın. Yani bakanlıkların dışında vatandaşımıza direkt dokunan hizmetleri paketledik. Araçlarımla başladık ve yaklaşık olarak şu ana kadar 200 milyonun üzerinde kullanıldı bu hizmet. Sonra dedik ki vatandaşlarımız bu hizmetleri sevdi. Çünkü vatandaşımız araç vergisini nasıl ödeyeceğini bilmek zorunda değil. Ama aracı olduğunu biliyor. O zaman biz vatandaşımızın önüne bunu koyalım. Çünkü artık e-devdeki anlayışımız vatandaşımızın sorgulaması değil, bizim ona o bilgiyi verebilmemiz. Vatandaşımız sormadan vergi borcu geldiğini veya trafik cezası geldiğini ona iletebilmemiz. Yani proaktif bir devlet anlayışına doğru gidiyoruz. Çocuğunun okulu yaşı geldiği zaman hangi okula çocuğunu kaydedeceğini bizim söylememiz gerek diyor. Yani vatandaşımızın sormasından hani bu İngilizce tabirle push based, pull based tarzı
vatandaşımız isteyeceği yerine bizim ona vereceğimiz bir sisteme doğru gideceğiz. Sonra da çalışma hayatım diye bir yaptık. Orada da çalışmanızla ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. İşsizlik başvurusundan iş başvurusuna kadar, ki en fazla kullanılan hizmetlerden birisi de hangi zaman emekli olacağım bilgisiydi. Çoğu kişi bunu bilmek istiyordu. Ve bu tür bütün kurumların beraber olduğu hizmetleri bir araya getirdik. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Biz burada ne istiyoruz özellikle E-Devlet anlamında? Dünyadaki muadillerine baktığımız zaman artık iki tür yapı var. Birisi kurumların tek bir pencereden yönetildiği veya diğeri de elektronik ortamda herkesin kendi hizmetini alabildiği. Mesela genelde Azerbaycan'a gittiyseniz görmüşsünüz, orada Aslan diye bir hizmet var. Ama orada hizmeti fiziksel olarak gidip başvurmanız gerekiyor ve orada birisi devletin birçok hizmetini bir görevli yapıyor. Ama bizim bir üst seviyede olduğumuzu düşünüyoruz bu anlamda. Vatandaşlarımızın dijital okuryazarlığını artırarak vatandaşlarımızın hizmetleri kendilerinin almasını istiyoruz. Bunu da bir portal aracılığıyla kendilerinin yapabilmesini istiyoruz. Bu anlamda da yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Şimdi bu E-Devlet'te oluşan 57 milyon kişinin ve 3 milyar işleme giriştikten sonra dijitalleşmenin en önemli özelliklerinden birisi de çıkardığı ham petrol. Bu ne? Veri. Şimdi biz bu veriyi bir değere dönüştürmek istiyoruz. Orada da bir mottomuz var. Veriniz kömür olsa bile doğru işlendiği zaman elmasa dönüşebilir diyoruz. Yani biz de kamunun verisini elmasa dönüştürmek için yapay zeka teknolojileriyle vatandaşımızın daha iyi hizmet almasını sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte oluşturmuş olduğumuz yapay zeka stratejimizde de konuya çok değer verdik, önem verdik. Veriye ulaşım çok önemli. Şu anda son bir senede yapılmış olan projelere baktığımız zaman dünyada şu anda yapay zeka ile proje yapmayan herhangi bir şirket yok. Herkes bir yapay zeka projesi gerçekleştiriyor. Belki arkadaş standa gittiğiniz zaman da birçok yapay zeka projesi göreceksiniz. Peki bu projelerin ürüne dönüşme oranını ne diye sorarsam, bu da yapılmış bir araştırma, %15 ile %20. Yani her 5 projenin sadece bir tanesi ürüne dönüşebiliyor. Peki niye bu kadar proje yapılıp ürüne az dönüşülüyor diye sorarsanız da en önemli şart kaliteli veriye ulaşım. Çünkü veri olmadan yapay zeka teknolojilerinin üretilmesine imkan yok. Veri can suyu yapay zekanın. Peki bu kadar kurumun o veriye ulaşması kolay mı? Orada da değil. O anlamda da biz de Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Sanayi Bakanımızla beraber kamunun verisini vatandaşlarımıza, akademisyenlerimize, özel sektöre açarak bu veriyi değere dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü projelerin en önemli eksiği şu anda insan kaynağı, tabii bir eksiğimiz var. Teknolojik altyapı bulabiliyoruz ama eğer veriniz olmazsa herhangi bir şekilde yapay zeka algoritması üretemiyorsunuz. Çünkü her türlü veriyle test etmeniz gerekiyor. Ne kadar fazla veriniz varsa yapay zeka algoritmanız o kadar geniş ve doğru oluyor. Peki biz ne yaptık? Yine bu yapay zeka stratejimizde çok önemli hedefler koyduk. 2025 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini yapay zeka teknolojileriyle karşılayacağız. Bu çok büyük bir zıplama yapacak. Çünkü şu andaki oranımız çok düşük. Çünkü yapay zeka ile ilgili katma değerli daha yeni bir hizmetimiz yok. Ve aynı zamanda bunları yapabilmek için de 50 bin tane yapay zeka uzmanı istihdamı diye bir hedef koyduk. Türkiye'de biz bu anlamda sanayi devriminden sonra bu yapay zeka devrimini kaçırmak istemiyoruz. Bunun için de insana ihtiyacımız var. Şu anda 4 tane üniversitemizde yapay zeka bölümleri açıldı. Ve bu bölümleri daha fazla açılarak herkesi özellikle bilgisayar mühendisliğinden bir data science, yapay zekacıya doğru evirmek istiyoruz. Çünkü gelecekte bu var. Şimdi günümüzde belki çok fazla sorulan sorulardan birisi de bu. Birçok da kitap yazıldı, Last Invention diye. İşte insanların üretmiş olduğu, icat ettiği son buluş olarak görünüyor yapay zeka. Niye? Bir yapay zeka ile gelecek robotlar insanlığı yok edeceği için son buluş olarak adlandırılıyor. Tabii biz bu konuda o kadar pesimist değiliz. Çünkü yapay zekanın olmazsa olmazı verinin dışında onu tasarlayacak mühendise ihtiyacımız var. Yani bizim aklımız olduğu kadar yapay zeka. Şimdi sizin siyahlarınız var. O siyahlarınızdaki yapay zeka algoritmasını alıp benim arabamın üstüne koyduğum zaman arabamı ne yazık ki A noktasından B noktasına götüremeyecek. Çünkü belirli bir konsepte yapılmış yapay zekalar var. Genel bir yapay zeka olmadığı için daha o hani herkesin söylediği robotlar geliyor, ele geçiriyorlar tarzı bir paranoyaya girmeye gerek yok. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Bundan sonra yapılacak her türlü projede yapay zeka olduğu için Türkiye olarak da hem insan kaynağı olarak hem teknoloji olarak bu yapay zeka trenini kaçırmamamız gerekiyor. Bu anlamda da biz 2025 yılında içeren bir strateji ve eylem planını yayınladık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte. Ve inşallah da bunu yakın bir zamanda uygulamaya geçeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun değerli başkanım.
siz tabii yapay zekanın etkin olması için veri çok önemli diye bahsettiniz. Verinin temiz olması ve bu anlamda ben aramızda Turkcell teknoloji lideri Sayın Gediz Sezgin'e bu minvalde aslında sormak istiyorum. Turkcell tabii çok farklı girişimler olan büyük bir yapı, çok büyük bir bilişim firmamız. Türkiye'nin çok önemli bir markası. Şimdi son zamanlarda da görüyoruz bazı skandallar oluyor. Veri güvenliği, siber güvenlik, belli saldırılar yaşanıyor. Dolayısıyla bu altyapının yerliliği de gündeme geliyor zaman zaman. Önümüzdeki süreçte de, dönemde de özellikle 5G altyapısına ilişkin çok büyük yatırımların yapılacağı bahsediliyor. Bu anlamda hem veri güvenliği hem bu veri yapılarının yerli kaynak, yani yerli kaynaklarla tutulması, buradaki yerliliğin önemi ve bizim ülke olarak buradaki durumumuz. Şimdi biz savunma sanayi tarafından başlatılan özellikle baz istasyonları konusunda belli çalışmalar var. Onları sizler de değerlendiriyorsunuz. Türkcell olarak bu teknolojileri kullanıyoruz. Ancak biz bu konularda neredeyiz şu anda? Biraz bu konularda bizleri bilgilendirebilirseniz. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Öncelikle. Bu güzel organizasyon için ben de Saha Expo'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi'nin gelişmesinde oluşturulan böyle ortamlar, fuar ve panel ortamları, tecrübelerin paylaşımının çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle tüm katılımcıları saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi, tabii dijitalleşme, aslında bir dijital çağda yaşıyoruz. Şöyle yapayım. Bu kadar geliyor. Şöyle döneyim ben biraz daha. Daha iyi olacak herhalde. Şimdi dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu herkes tarafından çok yakından gözlenen ve izlenen bir durum ki özellikle son 1,5-2 yıldır yaşadığımız bu pandemi ortamı da dijitalleşmeyi normal hızının da ötesine götürerek oldukça hızlandırdı. Dijitalleşen bir çağda artık bütün hayat dijital ortamlarda dönmeye başladı. Bütün endüstriler kendilerini dijitalleştirip hizmet verdikleri alanlara bu dijital altyapılar üzerinden hizmet vermeye başladılar. Bu da aslında her şeyin birbirine bağlanması, bütün işlerinde dijital ortamlardan, internet ortamından yapılmasına yol açtı. Bu durumda da aslında siber güvenlik, oluşan datanın korunması, kişisel bilgilerin korunması, ticaretin korunması açısından çok önemli bir hale geldi. Bu hem ekonomik anlamda önemi artmış olmakla beraber aslında artık savaşların bile dijital ortamlarda, siber ortamlarda oluştuğu bir noktada ülke güvenliği açısından da oldukça kritik bir hal aldı. Biz de tabii bir teknoloji şirketi olarak, Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak siber vatanın korunması, tüm bu verilerin korunması için ciddi anlamda başta siber güvenliğe, veri merkezlerine yatırımlar yapıyoruz. Burada sadece yatırımlar yapmakla da kalmıyoruz. Bu güvenliği sağlamak için de yerli teknolojilerle bu yatırımları yapmakla ilgili de önemli inisiyatifleri başlatmış durumdayız. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde oluşturmuş olan siber güvenlik kümelenmesinin biz de bir üyesiyiz. Buradaki şirketlerle yerli siber güvenlik ürünlerini geliştirmek, geliştirilen ürünleri altyapımıza entegre etmek ve kullanmak için de yoğun çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Bugün itibariyle baktığımızda bizim siber güvenlik altyapımızın %40'lar civarında, %40'ı aşan bir yerliliği söz konusu ki hedefimiz bunları her geçen gün, her geçen yıl daha artırarak bu oranı artırmak. Var olan bir yerli ürün varsa biz mutlaka ama mutlaka bunu tercih ediyor ve kullanıyoruz. Bu anlamda baktığımızda da hem kendi iletişim altyapılarımızı hem de hizmet verdiğimiz gerek kamu gerek özel kurumsal şirketlerimizin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışıyoruz. Veri merkezleri tarafı var işin bir ikinci boyutu. Biz bugün işte en sonuncusunu bundan birkaç ay önce Çorlu'da Avrupa Veri Merkezi olarak açtık.
Ankara temelli de İstanbul, aslında Kocaeli, Gebze ve Çorlu tarafında, İstanbul'un iki ucunda ve İzmir'de yüksek standartlarda veri merkezi olarak yapılmış çok geniş hacimler sağlayan veri merkezlerimiz var. Bunları, bu verilerin korunması için, çünkü ana mottomuz şu ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Bu mottoyu da hizmet edecek şekilde bu veri merkezleri yatırımlarını yapıyoruz. Sadece veri merkezi yatırımını yapmakla da kalmıyoruz. Yine veri merkezlerinde de yerlilik payının her geçen gün artmasına yönelik de yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bizim ilk açtığımız veri merkezimiz bu anlamda Gebze Veri Merkezi'nde %50'ler civarında olan yerlilik payını Çorlu'da %75'e çıkardık. Yani veri merkezinin altyapısı %75 olarak Çorlu Veri Merkezimizin yerli ürünlerle, yerli teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Dolayısıyla bu anlamda ikinci boyutu da veri merkezleriyle tamamlamış oluyoruz. Tabii işin bir üçüncü boyutu da bunların iletişimini sağlayacak mobil ve sabit altyapılar. Mobil altyapılar diye baktığımızda bugün 4.5G teknolojisi ile hizmet veriyoruz tüm hem bireysel abonelerimize hem de kurumlarımıza. Tabii ki bunların yerli teknolojilerle geliştirilmesi, kurgulanması da çok önem kazanıyor. Mobil teknoloji, 4.5G teknolojisi ülkemizde 2016 yılında lanse edildi ama biz 2014 yılından itibaren işte ULAK AŞ ile beraber yerli 4.5G baz istasyonunun hayata geçirilmesi çalışmalarına başladık. İlk günden itibaren işte baz istasyonunun speklerinin oluşturulma aşamalarından, sonra ilk ürünler çıkınca bunların laboratuvar testlerinden, işte saha testlerinden ve canlı sahada kullanılmasına kadarki süreçte en başından beri bu projenin içerisindeyiz. Bugün itibariyle baktığımızda bizim hem kendi şebekemizde hem de Ulaştırma Bakanlığı için yaptığımız, ki faz birini bizim yürüttüğümüz evrensel projemizde biz 4.5G yerli ulak baz istasyonunu kullanıyoruz. Tabii ki teknoloji sürekli gelişiyor ve ilerliyor. Kullanmakla kalmıyoruz. Bundan sonraki aşamalarında yeni release'lerle bu ürünlerin daha rekabetçi olması, sadece bizim kullanımımız alanında değil, aslında dünyada da yer bulabilmesi için de yine ilgili firmalarla çok yoğun çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Sadece baz istasyonu değil, tabii ki baz istasyonunun anteni tarafında Aselsan'la yine başlattığımız, hayata geçirdiğimiz ve şu anda şebekemizde kullandırmaya başladığımız, aktif olarak canlı şebeke kullandığımız baz istasyonu antenimiz söz konusu. Keza yine Radyolink altyapılarının yerliliğine yönelik hem yerli firmalarla çalışıyoruz hem de yabancı firmalara, ürünü olan yabancı firmalara da Türkiye'de ARGE kurup burada yerlileşme yapmaları, ki işte Sanayi Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ortaya koyduğu şartlara uygun şekilde yerlilik, millilik belgesi alacak şekilde bu firmaları da yönlendiriyor ve onların da yerli teknolojiye katkı yapmasını sağlıyoruz. Bunlar bugünkü teknolojilere yönelik çalışmalar. Yine bugünün ama önümüzdeki dönemde ülkemizde de olacak olan, dünyada ilk örnekleri başlayan 5G teknolojisine yönelik de aslında hedefimiz her geçen gün, her geçen yıl yerlilik oranını artırmak. Orada da yine Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan haberleşme teknolojileri kümelenmesi var. BTK liderlik yapıyor. Bu konsorsiyumun da bir parçasıyız. Burada ilk prototip ürünler çıkmaya başladı. Bunun ikinci aşamasında Sayın Bakanım'ın da bahsettiği hamle projesi ile devam edecek. Artık bunun ürünleşip seri üretime geçmesi aşaması. Buradaki hedef 5G'nin olabildiğince uçtan uca yerli yapılması. Yani 5G teknolojisinin her parçasını içeriyor aslında bu yeni proje. Bu noktada da işte önce Core Network ürünleri ortaya çıktı. Biz bunları laboratuvarlarımıza kurduk, test etmeye başladık. Akabinde işte sahadaki, akses tarafta, radyo tarafındaki ürünler geldikçe de bunları da test edip, önce laboratuvar testleri, sonra canlı ortamlar olmak üzere inşallah 5G'nin lanse edildiği, Türkiye'de, ülkemizde lanse edildiği dönemde biz bu yerlilik oranını çok daha ileri boyutlara artırarak bu ürünlerin gelişmesiyle beraber kullanacağız. Bizim
kendi bünyemizde de Turkcell bünyesinde de bir Ar-Ge yapımız söz konusu. Burada da aslında hem network altyapıları hem ICT altyapıları tarafına baktığımızda çok yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Ürettiğimiz, başvurduğumuz patentlerimiz söz konusu. 2007 yılından beri ulusal anlamda 2674, uluslararası anlamında da 167 tane patent başvurumuz var. Bunların 700 üzerinde olan kısmı tescillenmiş durumda. Biz 2020 yılında 557 başvuruyla aslında Türkiye'de de patent lideri olmuş bir şirketiz. Dolayısıyla hem yerli teknolojilerin gelişmesi, ithal ikamesi anlamında da kendi teknolojilerimizi kullanılmamız anlamında da bu Ar-Ge altyapılarını, Ar-Ge payını da katkı sağlamak adına Turkcell olarak yoğun çalışıp ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Gediz Bey. Tabii savunma sanayinde bir ürünü geliştirirken millilik kriteri çok daha ön planda. Niye? Çünkü öyle ürünler var ki gerçekten kritik. Onların yurt dışından tedariği de mümkün değil. O zaman onu üretebilmek, işin fizibilitesinde üretebilmek, sahip olmak en ön planda. Dolayısıyla biraz maliyetine dahi bakılmaksızın, ki savunma sanayinde biz şunu görüyoruz. Ben şahsi tecrübemde de bunu gördüm. Yurt dışından bir ürünü, alamadığımız bir ürünü, yerlisini Ar-Ge artı üretim maliyeti bileşen başında yurt dışından alım bedelinden de altta olduğunu biz görüyoruz. Ama diğer sektörlerde, yani sivil sektöre geldiğimiz zaman orada artık fizibilitesi, ölçek ekonomisi çok daha ön planda oluyor. Belki ben çok kısa bakanımızdan ve da bu konuda bir yorum yapmasını rica ediyorum. Yani böyle bir durum var. Bizim bu alana yönelik böyle durumlarda, o zaman o durumlardaki belli önceliklerimiz olacak. Yani her şey belki o zaman yerli değil de ölçek ekonomisinde maliyet etkin veya kritikliğine göre sınıflandırmamız gerekecek. O zaman da savunmadaki gibi birebir yerlilik oranı aslında o kadar da ön planda olmayabilir diğer sektörlerde. Ben sizi biliyorum, yani ulak baz istasyon veya yerli baz istasyonları kullanılmaya bu anlamda çalışılıyor. Ama herhalde gördüğü, anladığım kadarıyla sizde de yani maliyetine, tabii ki maliyet baktığınız bir kriter ama bu yerlilik kriteri de bu güvenlik gerekçeleriyle de daha da ön plana çıkmaya başlıyor gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Bu arada biz tabii yerli ürünlerimizin hem ölçek anlamında hem de Ar-Ge anlamında daha bir yolu olduğunun bilincinde olarak tabii ki fizibilite bizim için çok önemli bir unsur. Biz özel bir şirketiz gün sonunda ve evet. Gerek yerli gerek yabancı hissedarlarımız var. Bunların haklarını korumak da ayrı bir sorumluluğumuzdu ama biz bir yerli Türk şirketi olarak bu yerli ekosistemin gelişmesini sağlamak adına da yerli ürünlere bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Maliyet anlamında da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Eşdeğer bir ürün belli oranlarda daha pahalı olmasına rağmen yerli ürünleri tercih ediyoruz açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet, aramızda yine TürkSat Genel Müdürümüz var. Malumunuz Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde Uzay Ajansı kuruldu. Türkiye uzaya yönelik hedeflerini de ilan etti. Aslında Türkiye yol haritasını ilan etti. Yani adeta kamu otoritesi şunu özel sektöre ve oyunculara: bizim hedeflerimiz bu, siz buyurun. Biz de aslında Saha İstanbul olarak, uzay da bizim odak alanlarımızdan bir tanesi, biz de üye firmalarımızı bu alanda işbirliği yapmaya teşvik ediyoruz. Tabii TürkSat en büyük operatör firma olarak aramızda. Sizler aynı zamanda yerli uydu projelerini de destekliyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'nin bu uzay yol haritasıyla bu gelişmekte olan uzay teknolojilerini de ele alarak, özellikle bu son dönemde Leo uydularının ön plana çıkması, yine önümüzdeki yakın dönemde işte Starlink uydularıyla haberleşme teknolojilerinin yaygınlaşacağı ifade ediliyor. Bunları da ele alarak bizim uzay yol haritasıyla sizin TürkSat'ın vizyonunu ve yerli uydu projeleriyle ele alarak bizlere aktarırsanız çok memnun olurum. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Saha Expo fuarını düzenlemesinde emeği geçen herkese de gönülden teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Burada olmak bizim için her zaman bir zevk.
TürkSat milli uydu operatörü olarak, haberleşme uydu operatörü olarak aslında 1994 yılından bu yana haberleşme uyduları üzerinden, TürkSat uyduları üzerinden ülkemize ve aslında üç kıtaya yayılan bir coğrafyaya haberleşme uydusu hizmeti veriyor. Özellikle son dönemde, 2015 yılından ve 2016 yılından başlayan dönemde biz etkinlik alanımızı geliştirecek ve daha çok TV yayıncılığından veri haberleşmesine doğru TürkSat'ı evirecek şekilde yatırımlarımızı planladık. Özellikle bu alanda TürkSat 5B uydusu çok büyük bir önem taşıyor. Bu yılın sonunda inşallah Aralık ayı sonunda fırlatmayı hedefliyoruz. Şu anda her şey planlamaya uygun devam ediyor. TürkSat 5B uydusuyla KA band dediğimiz yüksek frekans bandında geniş band internet hizmeti sunabileceğimiz kapasitemizi şu andaki mevcut 4A uydumuzdan, 4B uydumuzdan yaklaşık 15 kat artırıyoruz. Bu sayede biz hem Türkiye'nin uydu üzerinden ihtiyacı bulunan hem kamu kurumlarımızın, savunma sanayi şirketlerimizin, devletimizin ve sivil şirketlerinde dahil hepsinin uydu üzerinden haberleşme ihtiyaçlarının önümüzdeki 10 yılı kapsayacak şekilde karşılanması için planlamamızı yaptık ve özellikle 5B uydusunda bu yönde bir yatırıma gittik. 5B uydusu TürkSat'ın en yüksek kapasiteli ve en büyük uydusu olacak. Bu açıdan bizim için çok önemli ve dediğim gibi şu ana kadar veri haberleşmesi hizmeti biz TürkSat ömrü boyunca TürkSat şirketinin tarihi boyunca sürekli veriyoruz ama ağırlıklı olarak TV yayıncılığı hizmeti veren bir şirketten artık dünyanın da gittiği trende bakarak data haberleşmesinin ağırlıklaştığı bir yöne doğru ilerliyoruz biz de. Bu konuda yerlilik konusuna da çok büyük önem veriyoruz. Bahsettiğiniz gibi yerli haberleşme uydusu TürkSat 6A uydusu aslında ülkemizin şu anda devam etmekte olan en büyük teknoloji geliştirme projesi. 2015 yılı başında, 2014 yılının sonunda başladı. İnşallah 2023 yılının ilk yarısında fırlatılmasını hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili biz fırlatma sorumluluğu bizde. Onunla ilgili sözleşmelerimize imza aldık. Ve inşallah 2023 yılının ilk yarısında fırlatacağız. 6A uydusu ülkemizin uzay alanındaki ileriye doğru yapacağı sıçramanın aslında uzay ajansının ortaya koyduğu ileriye doğru olan hedeflerin de insan kaynağı ve teknoloji geliştirme alanındaki aslında şu anda devam eden geliştirme süreci. Oradaki insan kaynağı, orada geliştirilecek ekipmanlar, yazılımlar bundan sonraki projelerde de kullanılarak ülkemizi bu alanda, uzay alanında çok ileri taşıyacağını düşünüyoruz. Bu yönde biz hem TürkSat olarak hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 6A projesinde hem fonlama hem de müşteri kurumu olarak önemli katkı sunuyoruz. Ve biliyorsunuz bundan önceki oturumda da konuşulduğu önemli paydaşlar var. Bu konuda da ciddi bir çalışma içerisindeler. Bu projenin sonuna kadar desteğimizi sunuyoruz ve 6A uydusunu filomuza katmak için de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Yerlik açısından baktığımızda aslında biz uydu haberleşmesini iki ana bileşende belirlememiz gerekiyor. Birincisi uzay segmenti, uzaya gönderdiğimiz uydular. İkincisi de yer segmenti. Yer istasyonları ve yer segmenti olmadan uzaya gönderdiğiniz uydularla herhangi bir haberleşme yapamayacağınız için aslında bir işe yaramayacaklar. O yüzden yer segmentinde de yerlileşme ülkemiz için çok önemli. Uydu haberleşmesinde bizim mesela K-band özelinde verdiğimiz, K-band sistemi nasıl çalışıyor? Birçok spot beam'den oluşan bir kapsama alanı var. Merkez gateway istasyonları dediğimiz istasyonlara uçtaki terminallerden gelen veri gateway istasyonuna iniyor, internete çıkıyor ve ters yönde geri dönüyor. Şimdi gateway istasyonları bizim 5B uydusunda 3 tane olacak. Ankara, İzmir ve Van'da 3 tane gateway istasyonu kuruyoruz. Ve uçtaki terminaller ve modem ve antenlerle birlikte bu sistem sağlanıyor. Dünyada şu anda %90 pazar payına 3 tane üretici sahip bu alanda. Ve biz de şu andaki mevcut sistemlerimizde bu ürünleri ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Ama bunun da yerleştirmesi ve millileştirmesi gerektiğine inandığımız için bu yılın başında Aselsan'la bir sözleşme imzaladık. K-Band Milli Hub Sistemi Modem Geliştirme Projesi'ni başlattık. Burada da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, ARGE Başkanlığı'nın önemli bir teşviki var. Bütün fonlamayı onlar sağlıyorlar. Bu sayede biz 2 yıl sonra ilk ürünlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz bunun. Artık biz kullanıcılarımızı özellikle burada devletimizin ve savunma sanayimizin kullanımı çok daha önemli olacak. Artık kendi geliştirdiğimiz hub sistemi ve modemlerimizi sunarak burada kamu kurumlarımıza, müşterilerimize uçtan uca milli ve yerli bir sistemle hizmet sunuyor olacağız. Bu bizim için aslında hem TürkSat açısından hem uydu haberleşmesi açısından hem ülkemiz açısından önemli bir atılım olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanında geliştirmesini yaptığımız deniz SOTM anteni dediğimiz hareketli sistemlere K-band üzerinden veri haberleşmesi sunan sistemler var.
Onlarla ilgili yerli bir firmamıza, İstanbul'da bir firmamıza yıllardır çalışıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın birçok botuna kuruldu bu. Her geçen yıl daha da yayılıyor. 40 nata kadar hızla kesintisiz uydu haberleşmesi hizmeti veren bir anten. Bu da önemli bir gelişme. Biz TürkSat olarak kendimizi Türkiye'de uydu ile ilgili ne tür ihtiyaç varsa bunu uçtan uca sunacak bir şirket olarak konumlandırıyoruz. O yüzden sadece uydularda değil, yerde de yerliliği artırabilecek ve hizmet çeşitliliğini artırabilecek bir yöne doğru ilerliyoruz. Bu sadece Türkiye özelinde değil, Türkiye dışında da kapsamamızın, alanımızın olduğu 3 kıtada yaklaşık 120 ülkede de aslında bu hizmeti verebilecek durumdayız. Hatta tabii ki bütün dünyayı kapsamamız şu an için mümkün değil, bunun için çok fazla yatırım gerekiyor. Kapsama alanımız olmadığı yerlerde de diğer uydu operatörleriyle işbirlikleri içerisinde bütün dünyada uydu hizmetinin verilebileceği bir adres olarak Türkiye'de kendimizi konumlandırıyoruz. O yüzden bu yönde yaptığımız yatırımlar, adımlar, bunların sonuçlarını her geçen gün alıyoruz ve filonumuzu güçlendiriyoruz. Hem ülkemizin hem de bölgedeki ihtiyaç duyan her ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Leo uydulardan bahsettiniz, takım uydulardan. İşte OneWeb ve Starlink şu anda en önemli aslında baktığımızda en sonuçlanması ve başarılı olmasını beklediğimiz iki tane proje. Starlink biraz daha önde gidiyor, hepimiz takip ediyoruz. Şu anda bildiğim kadarıyla 100 binin üzerinde kullanıcısı var dünya üzerinde. Hali hazırda her yerde kapsaması olmamasına rağmen. Leo takım uydularla ilgili yıllar içerisinde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Daha önce de bu yatırımlar yapıldı. İşte Turay olsun, başka sistemler olsun. Çok istenen başarıyı elde edemedi. Burada en büyük problem çok büyük yatırım maliyetlerinin olması. İşte binlerce uydudan bahsediyoruz. Yerde dünya genelinde yüzlerce gateway istasyonundan bahsediyoruz. Birbiriyle çalışan bir network sisteminden bahsediyoruz. Uyduların sürekli yenilenmesinin gerekliliğinden bahsediyoruz. Oradaki bir uydunun yaklaşık ömrü 5 ila 7 yıl arasında. İşte 5 yılda bir sürekli yenilenmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Bunlar çok büyük maliyetler tabii ki ama burada en büyük kriter bu maliyetleri düşürmekti. Starlink'in buradaki en büyük başarısı SpaceX firmasının hem üretim maliyetlerini hem fırlatma maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi. O yüzden global ölçekte baktığınızda başarılı olma ihtimalleri çok yüksek. Starlink ne yapacak? Alçak yörüngeden internet hizmeti verecek en basit tabirle. Bütün dünyaya nerede olursanız olun ve satış düşünceleri de siz internetten siparişinizi vereceksiniz. Sistem evinize gelecek, kuracaksınız, çalışacak. Bu yönde çalışan bir sistem. Bunun bütün dünyaya tabii ülkelerimize etkisi olacaktır. Ama burada bir şeyi söylemek gerekiyor. Starlink'in ve o tarz sistemlerin dediğim gibi global sistemler oldukları için mesela Türkiye özelinde Türkiye'ye sunacağı kapasitenin artması için gerçekten uydu sayısının çok daha fazla artması gerekiyor. Bizim 5B uydumuzda Türkiye üzerindeki kağband kapasitemizin 10 gigabitin üstünde olmasını planladık ve onun üzerinde bir kapasite var. Bunun sağlanabilmesi için Leo takım uydularda yüksek sayıda uyduya ihtiyaç var. Ve aslında Starlink sistemi ya da Leo takım uydularının sunabileceği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü biz zaten 5B uydusunda sunabiliyor olacağız. Burada Leo takım uydularının en büyük avantajı düşük gecikme süreleri. Bu zaten fiziksel olarak hani GEO'da bir uydunun yapamayacağı bir şey dünyaya yakın olduğu için. Bu anlamda da aslında baktığınızda uydu sektörüne konuşulduğunda uyduların belki %20'si %30'u aslında burada gecikmeye çok bağımlı uygulamalar. Onun dışındaki birçok konvansiyonel uygulama normalde GEO uydulardan da verilebilen uygulamalar olduğu için biz TürkSat olarak da aslında bu rekabette aslında daha düşük maliyetli olarak bu çözümü Türkiye'ye sunabileceğimizi düşünüyoruz 5B uydusuyla. Ama bu bir gerçek. Bu constellation'lar, projeler sürekli oluşuyor. OneWeb bir tarafta var. İşte Telesat var Kanadalı. Onlar 100 küsur uyduluk bir projeden bahsediyorlar. Çinlilerin bazı yaklaşımları var. Birçok ülkenin, birçok şirketin bu yönde adımları var. Ama kimlerin ayakta kalacağı konusu aslında burada en önemli soru ve en önemli cevap bulması gereken konu. Biz de kendimizi bu geleceğe doğru aslında konumlandırarak hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum Hasan Bey, çok sağ olun. Ben huzurlarınızda tüm panelistlerimize teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna yönelik ifadelerinden dolayı ve bu konudaki vizyonlarını paylaştıklarından dolayı. Tabii savunma sanayi gerçekten, ben de şunu gözlemliyorum, gerçekten önemli bir örnek oldu ülke açısından. Burada biz şunu gördük ki dünyada çığır açıcı birçok gelişmeler oluyor ve bu devamlı oluyor. Ve biz de bu çığır açıcı gelişmeleri ne kadar erken yakalayıp ne kadar o alanlarda adım atarsak
aslında o alanda önemli sonuçlar elde edebiliyoruz. İşte İHA'lar, SİHA'lar bunun bir örneğiydi. Ve bizim Saha Expo'da, Saha da bunun bir örneğiydi. Özel sektör dinamizmini savunma sanayine kazandırmak için kurulmuş, yapılanmış bir kümeydi. 5 yılda Türkiye'nin en büyük kümesi oldu. İşte ikinci fuarını düzenliyor. Katılım sayısı 5'e katladı. Ben şunu görüyorum ki yine kamu tarafında da işte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olsun. Aslında onlar da yani tamam savunmada millilik çok ön planda. Olmazsa olmaz, yapmak zorundayız ama sivil tarafta belki öyle olmayabilir. O zaman da önceliklendirerek hangi konular öncelikliyse, hangi konular gerçekten bu ülkeye dünya ekseninde daha katma değerliyse o alanda adım atarak o alanda hızlı sonuç almaya yönelik programlar olduğunu, özellikle bu teknoloji odaklı sanayi hamlesi belki Türkiye'de ilk defa katma değer odaklı bir proje teşvik programıydı benim bildiğim kadarıyla. Bu da aslında çok sevindirici bir gelişme ve aynı zamanda insan odaklı programlar. İşte Teknofest bunun bir örneğiydi. Yani bizim aslında ülke olarak şunu görüyoruz. Yani bu alanlarda adımı atıldığı an ve o etkili bir adımsa çok hızlı sonuç alabileceğimiz bir potansiyelimiz var. Şunu sadece ilave etmek isterim Haluk Bey. Şimdi bir yıl kadar önceydi zannediyorum. Belki bir yıldan biraz fazla oldu. Bir önceki Amerikan Başkanı bir Çin menşeili sosyal medya uygulamasının, uygulamayı bu salonda muhtemelen kullanan yoktur ama varsa sürpriz olur benim için. Ama çocuklarımızdan, yeğenlerimizden de kullanmayan azdır herhalde. Şimdi o bir basit görünen bir sosyal medya uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini durdurmak ve bu yöntemle de bir şekilde bir ABD şirketine devrini zorlamakla ilgili bir tomar çaba gösterdi. Aslında bu son dönemde bütün dünyada yükselişe geçen hassasiyetin bence çok kristalize bir örneğiydi. Yani basit gördüğünüz bir sosyal medya uygulaması için teknolojide önde kabul edilen ülkelerden birinin başkanının gösterdiği bu hassasiyet. Şimdi biz hangi sektörü önemsiz görebiliriz? Hayal edelim. Yani finans teknolojilerinde millilik bizim için olmasa da olur diyebilir miyiz? Başımıza gelebilecekleri böyle zihnimizde bir simüle etsek diyemeyiz herhalde. Enerji teknolojilerinde diyebilir miyiz? Diyemeyiz herhalde. Mobilitenin bu kadar teknolojiyle dönüştüğü bir dönemde işte otomotiv sektörü için diyebilir miyiz? Muhtemelen diyemeyiz. Sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri için bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Dolayısıyla aslında savunma sanayi ile sivil sektörler arasındaki o ayrımın da ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Elbette ki ölçek ekonomisinin farkındayız. Ama her bir ürün için, her bir teknoloji için öncelikle millilik seçeneğini zorlamak zorundayız. Gerçekten burada netice almamız yakın vadede pek mümkün görünmüyor ise o vakit yerliliğe, yerlilikte de yani yerlilikten kasıt %50 üzeri yerli katma değerden bahsediyoruz yerlilik dediğimizde biz. O da henüz mümkün değilse o vakit yerelliğe geçici olarak razı olabiliriz. Ama nihayetinde günün sonunda esas amacımız millilik olmalı. Biz bütün paydaşlarımızdan, özel sektörün öncü firmalarından da bu yaklaşımı bekliyoruz. Kamu lisanslarıyla iş yapmakta olan bütün firmalardan, bütün sektörlerde bu yaklaşımı gördüğümüzde de çok memnun oluyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Yani şöyle bir soru vardı aslında. Dünyaya ayak uydurma mı, millileşme mi? Aslında dünyaya ayak uydurmak milli olmaktan geçiyor gibi bir durum söz konusu. Bu vesileyle ben tekrardan panelistlerimize ve siz konuklarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun.